İzmir'den herkese selamünaleyküm. Videolara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünkü videonun sonunda sizlere Danişret diye bir ırkı göstereceğimi söylemiştim. Yani Danimarka kırmızısı. YouTube kanalımda da ilk defa bu ırkı sizlere tanıtacağım. Üzerinde konuşacağız. Öyle hemen üstünden geçilecek bir ırk değil. Ülkemizde çok yaygın olmayan bir ırk aslında. Çok rastlamadığınız bir ırk. Aslında özelliklerine baktığınızda tercih edilebilir bir ırk. Neden tercih edilebilir? Birazdan sizlere anlatacağım. Kombine bir ırktır. Çok da sevimliler, çok da güzeller. En azalım 5 adet olacak. İthal hayvan bunlar. Buradaki abimiz getirmiş. Buradan da satıyor. Kan testleri, her şeyleri yapılmış. Siz de yaptırabilirsiniz. Hiç problem değil. Zaten gelmeden önce gümrükte yapılıyor, burada yapılıyor. O konuda içimiz rahat, sizin de içiniz rahat olsun. Şimdi bir padova girmek zorundayım Sercan. İyice anlatmamız lazım. Çünkü YouTube'da dediğim gibi ilk defa bu ırkı sizlere göstereceğim. Bakın simental bile göstermemişimdir. Karşılaştırma olarak kırmızı Red Holstein'le yapabilirler karşılaştırmasını. Red Holstein'le yapabilirler. Aynen. Bu Jersey'in daha büyük versiyonu. Sütü yağlıdır ve pedigrisi Jersey'e göre daha yüksektir. Süt verimliliği daha yüksektir. Holstein'e yakındır. Dayanıklı bir ırktır. Yani hani Danimarka'da çok tutulan bir ırktır bu. Danişret. Son zamanlarda ülkemize bayağı girmeye başladı. Özellikle yağ miktarı ile alakalı bayağı bir gündeme geliyor. Hatta şöyle de söyleyebilirim sana. Danimarka'daki satıştaki en fiyat olarak pahalı ırk bu. Danişret. Evet. Yani her bakımdan tutulan bir ırk. Dayanıklılık zaten çok önemli. Süt yağı çok önemli. Pedigri çok önemli. Az Holstein'e yakın bir pedigri var. Verimlilik olarak, süt verimliliği olarak. Evet. Hayvanları zaten biraz sonra video gösterdiğinde fiziksel olarak da ne kadar iyi olduğunu herkes görecektir. Yani düşünen varsa, kırmızı Holstein düşünen varsa, Jersey düşünen varsa bu ırkı kesinlikle tercih edebilir. Zaten adet olarak bir tır geldi hayvan. 31 adet geldi. Bunların 6 tanesi Holstein, 25 tanesi Danişret. Durum bu şekilde genel olarak. Onları tanıtmak da bize nasip oldu. Şimdi padovanın içerisine giriyorum. Değişik de ya. Kilit de mi alınıyor? Evet. Çok iyi olur ya. Kilitteyken bakalım. Bakın Holstein'a zayıf diyenleriniz, tercih etmeyenleriniz varsa, Simmental'e çok kilolu diyenleriniz varsa, Jersey'e küçük diyenleriniz varsa, aslında böyle ne bileyim ben, çok fazla bir ırka hitap eden bir genetik. Ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız. Fiyatlar yani neredeyse Danimarka Jersey fiyatına. Hemen hemen şu anda o fiyattan Danimarka Jersey satılıyor. Fiyat uygun arkadaşlar. Aramanızı tavsiye ederim. En azından bilgi almanızı tavsiye ederim. Hemen kameramızı döndürüyoruz. Ve hayvanları sizlere göstermeye başlıyorum. En azalım 5 adet oluyor. Tekrar tekrar söylüyorum. İşte Danişretlerimiz burada. Şimdi şöyle detaylıca bir çekim yapmaya çalışacağım. Şimdi diyorsunuz Simmental desem değil, Holstein desem değil, Jersey desem değil. Aslında birçok özelliği bir ırkta toplamışlar da diyebiliriz. Bu hayvanların süt yağ verisi Amerikan Jersey'ine çok yakın. Süt verisi Amerikan Jersey'inden fazla. Red Holstein düşünenler bunları düşünebilirler. Bu hayvanı düşünebilirler. Mesela şunu şöyle Jersey'e karıştırsan dersin ki yani evet Jersey'e benziyor. Ama değil. Danimarka'ya özgü bir ırk. Bu ırk. Bakın onlar da Simmental'e benziyor ama değil. Pedigri Danişret olarak saf kandırlar. Görüyorsunuz. Güzel hayvanlar, cüsseli, etli, butlu, sütlü, yani bir filekli gibi değil. Hani nedir filekli işte Simmental, doğum yapar, bakanlar bilir, doğum yapıyor Simmental. İşte 3 ay pik dönemde güzel sütünü veriyor, bir gebe kaldığı zaman ne oluyor? Sütünü hemen düşürüyor, bir daha kaç ay onu bakmak zorunda kalıyorsunuz, yedikçe yediyor, yiyor hayvan. Bir dahaki doğuma kadar hiçbir şey yok.
Şimdi simental özelliği var ama süt verisi Holstein gibi veriyor hayvan. Pik dönemi uzun süren bir hayvan. ...33-35 litre laktasyonda süt alabiliyorsunuz bu hayvanlardan. İşte Amerikan Jersey'ine yakın bir ırk diyebiliriz. İşte nedir Amerikan Jersey? Laktasyonda 30 litre, bu 35 litre veriyor. Amerikan Jersey süt yağ verisi 5-5,5 o aralarda oynarken bu hayvanda %5 işte 4,8 süt yağına sahip. Birazdan içlerine de gireceğim. Şimdi karıştırmayın diyorsunuz mesela, hani hepsi aynı fiyat mı? Hepsi aynı fiyat arkadaşlar. Burası ağrı bir işletme. Çok da sevdiğimiz bir abimizin işletmesi getirmiş. Bir deneyelim arkadaşlar dedi. Biz de deniyoruz. Daha öncesinde Sercan vermişti ama ben yoktum. Farklı, Bursa'daydı galiba. Onlara video çekememiştim. Burada nasip oldu. Birazdan arkalarına gireceğim. İyice görmeniz için şöyle önden bir çekim yapıyorum. İçinde Holstein. Bunlar Holstein. Bunlar Danişret değil. Bunlar Holstein. İşlerinde tırın içinde Holstein de geldi. Onları da satın alabiliyorsunuz. Şu anda Jersey talebi çok fazla var. En son 20 gün önce 175 adet Jersey'imiz tükendi. Hala daha talep devam ediyor. Ama maalesef 4 aydan önce Jersey getiremiyoruz. Bakın bu hayvanları çok fazla isteyenler var. O abide de vardı. Hatta Danimarka'da seçim yaparken Sercan abi almalısın Jersey, talebi fazla oluyor diye. Öyle bir deneme yaptı ve bir anda yok oldular. Bunları biz normalde verecektik bir abimize. Burası komple satılmış. Diğer bir arkadaşımız var. Ona ulaştık. Bir abimiz alacaktı Niğde'den 15 adet. Orası da satılmış. Can suyunda 175 adet. Onların hepsi satılmış. Yok şu anda. Jersey 4 ay gelmeyecek ve fiyatları da yükseliyor. Ama şu anda elimizde yok. Amerikan Jersey var ama. Tekli satış oluyor. Danimarka yok. Gerçekten kimya gibi oldu yani. Keşke bunları da size önerebilseydim. Durumları çok güzel. Aynı yerden seçildi. Birlikte gidiyorlar zaten genelde seçimlere. O da yıllardan beri hayvan seçen. Yani burada olsa bir röportaj yapardık. Ama şu anda o da Avrupa'da. Burada yok. Dediğim gibi ağrı bir işletme burası. Şimdi şunların bir arkasına geçelim de iyice bir inceleyelim bu hayvanları yani. Değil mi kız? Videolarımız renklensin. Değişik bir kırmızı ya. Böyle kahverengi gibi bir renk. Şimdi Jersey'lerin rengi gibi değil. Ayva sarısı gibi değil. Böyle kahverengi, toprak, koyu toprak rengi gibi. Kırmızı toprak olur biliyor musunuz? Hani vardır, birçoğunuz görmüştür. Onlar gibiler. Bak bak şuna bak Allah. Bunlar simental değil arkadaşlar. Karıştırıp almak isteyen olursa bunlar danişretler. Böyle oluyor. Kimisi böyle tek renk oluyor, koyu. Simental'a benzeyen tipte oluyor. İşte parçalı beyazlı oluyor. Böyle bir ırk bu ırk. Mesela şunun cüsseye bakın, boya posa bakın. Hemen arka tarafa geçiyorum. Ve bu güzellikleri sizlere tanıtıyorum hemen. Hemen arka taraflarına geçiş yaptım. Şöyle teker teker ayak, iskelet yapılarına da bakalım. Yürütelim. Hayvanlar işletmeden çıkmadan önce gebelik kontrolü yapılıyor. Hani hayvan bana gelir de boş çıkar mı diye düşünceye kapılanlar olabilir aranızda. Ama bunların kontrolleri yapılıyor arkadaşlar. En ufak bir taviz vermemeye çalışıyoruz. Çünkü çok fazla insanla muhatap oluyoruz. Hata payını minimalize etmeye çalışıyoruz ki başımız ağırmasın. Sonuçta bunlar Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna gidiyor. Alması bir dert.
gitmesi dert, ilgilenmesi bir dert. Kafamızda soru işareti olmasın diye hepsinin bakımı, gebelik kontrolü sizlere gelmeden önce yaptırılıyor. Bize bu konuda güvenmeyenler de olabilir. Ya işte veteriner bakıyor mu, acaba gerçekten gebe mi? Kendi veterinerinizi de gönderebilirsiniz. Baktırabilirsiniz. Bu seçeneğimiz de var. Çok güzel hayvanlar ya. Şunların kondisyonlarına bakın. Bunların farkını sütünden anlıyorsunuz zaten. Verimlilik ve yağ protein açısından. Toplu alım yapabilirsiniz. Her zaman tercihimizdir. Hayvanı böyle parçalamak yerine tek yere gitse tabii ki daha güzel olur. Bakın şurada güzel bir şey var. Hepsi dizilmiş. Çok güzeller maşallah. Bakın yani simental gibi yapılı, cüsseli, etli, butlu hayvan. Ama Holstein kadar da verimli. Jersey kadar da yağlı. Danimarka'da çok tercih edilir bir ırk. Ama ülkemiz bunu bilmediği için, tanımadığı için çoğu ithalatçı getirmiyor. Alan arkadaşlar var, tanıyoruz. Çok memnun olduklarını da söylüyorlar. Sizler de deneyebilirsiniz. Safkan ırklardır bunlar. Bunların sperması ülkemizde mevcut mu Sercan? Spermacı arkadaşlarımız var da. Değil mi? Sipariş verilebiliyor. Yani sperması da ülkemizde mevcut. Veterinerinizden istemeniz yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Kimi veteriner tabii uğraşmak istemiyor ama alabiliyorlar. Nasıl doktorların ilaç mümessilleri varsa işletmelerin de aynı şekilde, veteriner hekimlerin de aynı şekilde mümessilleri var. Talebe göre getirebiliyorsunuz. Bir kalonda ne kadar var? 10 tane falan vardır muhtemelen. Tüpüne koyacak, oradan tohumlama yapılacak. Bunun bir zorluğu yok. Diyeceksiniz ki bu 10 tanesi benim. İçin tüpünüzde, tankınızda dursun. Kızgınlığa geldiği zaman saflığını bozmamak adına tohumlama yaptırabilirsiniz. Bu arada da çok sıcak arkadaşlar. İnanılmaz bir sıcaklık var. Dilim dönmüyor resmen. Bayılacak gibi oluyor. Bakın memesini tamamlamaya başlayanlar var içlerinde. Gebelik ilerliyor muhtemelen. Hepsini yüksek gebelik veremiyoruz. Bakın 5 adet alsanız dahi işte hepsini 7,5 aylık alayım yapamıyoruz. Bir tek orada müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Nedir paçallı sistem? 5 aylıkta koyuyoruz. 6 aylıkta koyuyoruz. 7 aylıkta koyuyoruz. 7,5 aylıkta koyuyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman sizden sonraki gelecek olanların hakkına da girilmemiş olunuyor arkadaşlar. Herkes ister ki tamam 7 aylık 7,5 aylık alayım ama bir sonraki gelecek olan kişiyi de düşünmek gerekiyor bu hususta. Hem de hepsini bir anda doğurmasını da tavsiye etmiyoruz. Sürü takibi için teker teker doğurması, doğum yapması, doğacak olan buzağlar için, doğurmuş olan hayvanınız için daha iyi olacaktır. Daha iyi ilgilenebilirsiniz. Şimdi aldınız 7,5 aylık dizdiniz, 8 aylık dizdiniz. 3 gün 5 gün arayla bu hayvanlar doğurdu. Takibini güzel sağlayamazsınız arkadaşlar. Ay. Göz kapaklarım terliyor resmen ya. Sürünüze katabilirsiniz. En azından deneyebilirsiniz. Bir şey kaybetmezsiniz ki memnun kalacağınıza. İnanıyorum. Boylu postlu yapılı hayvanlar. Evet şimdi buradan çıkıyorum. Holstein'da satın alabiliyorsunuz bu arada. Zaten çok fazla yok herhalde. 6-7 tane falan vardır. 1-2-3-4-5-6-7. Aynen bir tane de kafada var 8. Holstein'lerde Danimarka'dır.
Sercan, millileşme süreci bitmiş miydi bunların? 10 güne bitecek. Bizim hayvanlarla bir geldi demek ki. Evet. Padok'tan çıkalım. Jörseylerde satılık demeyi çok isterdim arkadaşlar. Telefon görüşmelerimin %70'i Jersey üzerine geçiyor benim. Tabi Holstein müşterimiz de oldukça fazla var. Simmental müşterimiz biraz daha az. Çoğunluk kafayı çeken Jersey. 4000 civarı Jersey ülkeye kazandırdık ve memnun kalma oranı çok çok yüksek arkadaşlar. O yüzden de sürekli arıyorlar. Tekrar tekrar alım yapmak için. Veya komşularına söylüyorlar. Farklı işletmelere duyuruyorlar. Reklamımızı gerçekten vermiş olduğumuz hizmet yapıyor yani. Çok şükür. İnsanlar da gözü kapalı artık güveniyor. Şu an bunlar sattık olsaydı muhtemelen burada yoklardı yani. Hemen gönderebilirdik. Jersey'de çok büyük bir boşluğa düştük. En son Sercan apar topar gitti. 2 tır daha Jersey getirmek için. Olmadı. Nasip değilmiş demek ki. Bekleyeceğiz. Evet. Hayvanlarımız. Yo, gayet açıklayıcı konuştuğumu düşünüyorum. Gayet de düzgün hayvanlar. Çok güzeller. Çok değişikler. Renkleri çok farklı. Yani Retoştay'dan şöyle söyleyeyim. Retoştay'dan daha yağlı sütü var. Hani çok Retoştay'lı ser oluyor ya. Retoştay. Çok daha fazla yağlı sütleri var. Tip olarak zaten birbirine çok benzer. Evet. Sütü de aşağı yukarı Retoştay'la aynı. Ama evet, yağlı süt çok önemli zaten. 4.8 ile 5.2 arasında değişiyor. Yani Amerikan Jersey sütüne çok çok yakın. Aynen öyle. Süt miktarı Amerikan Jersey'inden fazla. Pedigler'de hep genellikle yani 9000 üstü. Evet, evet. 9000 üstü yani. 11.000'e kadar, 12.000'e kadar var. Evet. Onun için mesela Jersey'de en maksimum pedigree 8.000-8.500'e ulaşabilirsin. Jersey'de. Bunun da en düşük. Evet. Olarak. Tabii Jersey kadar yağlı diyemeyiz sütünü. Yani onu söylüyorum. Danimarka Jersey kadar ona yağlı diyemeyiz zaten. Ama fizik olarak daha yukarıda, süt olarak da daha fazladır. Yok, şey olarak gerçekten kombine bir ırk yani. Hem Holstein gibi verimli, Simmental gibi etli, Jersey gibi yağlı. Yani böyle resmen güzel bir ırk meydana getirmişler. Bakın, araştırabilirsiniz. Danimarka'da çok çok yaygın bir ırktır. Danişret. Yani Danimarka kırmızısı. Ama ülkemizde tabii ki yapan var, bakan çok fazla vardır ama ben ilk defa mesela şeyini yapıyorum, tanıtımını yapıyorum kanalımda. Var bir sürü girerseniz farklı YouTube kanallarına vardır. Ama dediğim gibi hep Jersey ile böyle ağırlık gösterdik. Fırsat kalmadı. Mesela Bronze Swiss çok fazla soran var. İlerleyen zamanlarda bir Bronze Swiss yani Mondofon ırkı Gebedüve getirmeyi düşünüyoruz. Sipariş vermek isteyen varsa 5 ile 10 sipariş verirseniz bir tır getiririz. Nedir? Atıyorum Mehmet abi 5 tane bana yazın dedi. 10 tane işte Ali abi bana yazın dedi. Nedir? 35 tane giriyor herhalde bir tıra. Bronze Swiss. Bir tırı getirdik. Hemen dağıttık. Bir tır seçimi de kolay olur. Hemen halledebiliriz. Önden sipariş verebilirsiniz yani. Kızlar. Maşallah size. Ay. Yanıyor ortalık ya. Şu dışarıdakileri de. Geçen sene de bu kadar sıcak mıydı diye bir düşünüyorum ama değildi sanki bu kadar ya. Şu an acı veriyor sıcaklık resmen. Maşallah, şurayı çekmeden gidemem ben maalesef. Şu güzelliği görmeden. Bende hastalık oldu. Jersey hastalığı oldu resmen. Bildiğiniz gibi değil.
Böyle oturup izlesem 2 saat 3 saat şurada sıkılmam yani, mümkün değil. Keyif alırım. Bunların hepsini de bir abimiz aldı. Komple. Ne varsa hepsini alıyorum dedi. Şöyle ben de Selin'e bir çekileyim. Bahçeleri de çok güzel bu arada. Ya çok güzel bir işletme ya. Butik güzel. Ne kadar hayvan alır burası? Çok rahat. 100 tane Jersey'i çok çok rahat alır burası. Sağmanesi var. Ne güzel ya. Bizlere de sizlere de nasip olur inşallah böyle işletmeler. Baksanıza ya. Şunların keyifli yatmasına bakın. Altları toprak, kum gibi. Kumsalda yatıp güneşlenen insanlar gibi yatmışlar. Geviş getiriyorlar. Çok mutlu olduklarını buradan görebiliyorum. Sizlere de göstermeye çalışıyorum. Korkmayın, korkmayın. Ben de sizdenim. Ben de sizdenim kızlar. Ne güzel ya. Şimdi kızıyorsunuz işte. Hep Danimarka'dan işte hayvan getirtiyorsunuz. Oralara döviz kazandırıyorsunuz. Keşke büyük çaplı ülkemizde üretim olsa. O kadar üretsek ki biz de dışarıdaki ülkelere verebilsek. Avrupa'ya versek. Ben kendi şahsi düşüncemi söylüyorum. Bence vatana, millete hayırlı bir iş yapıyoruz. Millileşme diyoruz. Bu hayvanlar artık millileşiyor. Yani son damlasına kadar bu hayvanlar bizim ülkemizin oluyor. Bunlar gidiyor ülkenin çeşitli illerinde doğum yapıyor. Buzağları meydana geliyor. Belki tutar. Vatandaş gelir 10 tane alır. Bir bakmışsınız 10 sene sonra 10 tane hayvan almış olan kişi çok büyük bir işletme sahibi olmuş. Ne bileyim ben 2000-3000 sağmala çıkmış. Ki şu anda büyüyen, takibini sağladığımız insanlar da var. Böyle ilk defa bu işe atılmış ki şunu söyleyeyim. Böyle ne bileyim ben dışarıda işte asgari ücretle çalışıp bu işe giren o kadar çok müşterimiz oldu ki onlar daha hassas davranıyorlar hayvana. Hiç hayvancılık hakkında bilgisi yok. İşte böyle bir gemileri karartmış. Hayvancılığa girmiş 5 tane 10 tane hayvan almış. Videolar atıyorlar. Diyorum maşallah bu nasıl bir bakım ya. Bebek gibi bakıyorlar yani. Diyorum bu vatandaş daha öncesinde bu işi yapmadı. Resmen tut bağından evine sok. O derecede böyle titiz temiz davranıyorlar. Bizi de çok fazla mutlu ediyor bu durum. Buzağlarını görseniz mesela böyle cam gibi, boncuk gibi bakıyorlar. Altları kupkuru. Hayvanlar tertemiz. Protokol yapmışlar böyle çiftliğin bir kenarına yazmışlar aşılama tarihleri. Buzağların aşılanma tarihlerini. O kadar disiplinli hareket ediyorlar ki. Geneli de zaten böyle işte üniversite mezunu olmuş oluyor. İşte atanamamış, işe girememiş. Bir yerde böyle asgari ücretle çalışırken artık bunu almış, köyüne gitmiş, eşini, çoluğunu, çocuğunu almış. Gelmiş bizden 10 tane, 20 tane hayvan almış ve bu işe atılmış. Harikada götürüyorlar. Yolları açık olur inşallah. Tam böyle konuşurken bellek doluyor ya, en kızdığımda iş o. Ne diyorduk? İşte birçoğu yani üniversite bitirmiş, işte bunu almış artık. Şehir hayatından işte köyüne yerleşmiş. O kadar çok araştırmış veteriner hekimlerden bilgi almış ki artık bakıyorum bu nereden öğrendiniz bunu diyor. İşte burada okumuştum, veteriner hekimine danıştım. Çok doğru bir yöntem dedi. Onu uyguluyorum. Var, yapmak isteyen her türlü yapıyor arkadaşlar. Yapmak isteyen her türlü yapıyor. Yani bu hayvan alıp da böyle tezeğin içinde yatırmakla bu hayvancılık yapılmaz. Onu da söyleyeyim sizlere. Temizleyeceksiniz, yapacaksınız. Hayvanın işte ne bileyim bak mesela benim de eksiklerim var. Ayak havuzum yok işletmede. Güzel bir ayak havuzu yeri yapacağım. Dijital dermatitis diye bir hastalık var. Ondan hayvanı çok çok koruyor. Bulaşıcı da bir hastalık, Allah göstermesin. Topallama yapıyor hayvanda. Genelde sütçü hayvanlar da meydana geliyor. Onun için de mutlaka günde 2 defa ayak banyosunu yaptırılması lazım. İçinde su gibi sıvısı ilacı dökünüyor. Hayvan girerken çıkarken zaten dezenfektan. Ya nasıl biz işletmelere giriyoruz ayaklarımızı dezenfekte ettiriyoruz ya, o şekilde düşünün. Bunun gibi bir sürü bir şey var aslında. İşte nedir sinek? Sinekle mücadeleyi güzel yapmamız lazım. Şu an göremiyorum mesela. Şöyle bir yakında şeyin. Ben bir tane sinek hayvanın üzerinde göremiyorum.
Bakın bu işletmenin sinek yönetimi çok çok düzgün yapılıyor. Yok bir tane sinek göremezsiniz şu anda hayvanların üzerinde. Bakın cam gibi duruyorlar. Nedir? Bu işletme sabah akşam ilaçlamasını yapıyor. Şuradan iki kere motoru çalıştırsa zaten o ilaç da yere siniyor. Hayvan gelip tezeğin üzerine konmuyor dahi. Uzaklaşıyor işletmeden. Yandaki dezenfekte yapmıyorsa komple oraya gidiyorlar. Buradan ümit. Herkese günaydın. Bir ertesi gün oldu. Dünkü çiftlikten videoya devam edemedim arkadaşlar. Hani söylüyordum ya çok sıcak çok sıcak. Telefonum kapandı. Ama ateş gibi duruyor. Böyle Sercan'a verdim dedi bu patlayacak uzaklaş dedi. O kadar ki sıcak oldu telefon. Açamadım. Sonra aklıma bir şey geldi. Arabaya bindim. Klimayı sonuna kadar açtım. Telefonu o üfleyen yere dayadım. Telefonu iyice soğuttum. Baktım telefon kendine geldi. Yani dünkü sıcaklardan resmen telefon bayılmış arkadaşlar. Şimdi ben de Can Suyu çiftliğine geldim. Burası güzel tabii klimalı. Her yerde klima var. Sercan da farklı bir işletmeye gitti. Hayvan seçmeye. Ben de bugün buradayım. Tabii sessiz sakin burası. Bay Cebo yok. O da bir yere gitmiş. Bir işi varmış. Saat 2 gibi gelecekmiş. Diğer ekip sağda. Hayvanlarla ilgileniyorlar. Ben de bugün buradayım. Bakalım kimi yakalarız. Kime video çekeriz. Şu an doğaçlama gideceğiz arkadaşlar. Hayvan seçmeye gelecek olanlar var da herhalde yarın değil öbür günü gelecek olan bir abimiz var. Yarın da gelebilir 50 tane için. 25'li var Holstein, 30'lu var görüştüğümüz. Birkaç gün sonra yoğunluk başlar. Şu anda millileşme sürecindeyiz. Hayvanların da iyice kilo almasını bekliyoruz. Sonrasında hem seçim hem sevkiyat derken bunları da bitireceğiz Allah'ın izniyle. Şu anki en büyük sıkıntımız görsey yok. Yaklaşık 3 ayda olmayacak. 4 ayda olmayabilir. Fiyatları da artıyor. Danimarka görseylerin. Hani 4 ay sonra fiyattan etkilenmek istemeyenleriniz varsa şimdiden %25'lik ön ödemeyi yaparak fiyatı bağlayabilirler. Yani bizim de bu duruma düşeceğimiz hiç aklıma gelmezdi arkadaşlar. Jersey. Yani biz asıl Jersey'ciyiz ama Jersey yok. Kim aradıysak sattı yok. Gelmiyor da. Yani istesek getiririz ama anlaşmış olduğumuz Danimarka'da işletmeler var. Hani Darabey'e gitmişti. Siz de videoyu izlemiştiniz. Anlaşma yapmıştı. Ve o hayvanlar müthiş derecede tutuldu. Diğer işletmelerden işte almak da istemiyoruz. Hani kaliteyi aşağıya düşüreyim derseniz görsel getiririz. Onu da istemiyoruz. Bakalım. 3-4 ay sonra inşallah olur. Şu an bir çiftlik var orada. Orası da çok iyi bir işletme. Oralan görüşülüyor. Eğer olursa belki bir iki tır oradan gelebilir. Artık 1 ay sonra olur, 2 ay sonra olur. Ama ora olmazsa en az 3 ay var yani buraya hayvan gelmesinin. 3 ay boyunca ne yapacağız bilmiyorum. Çok fazla talep var Jersey'e. Ama yok. Allah'tan hayırlısı bakalım. Normalde bu seriyle iki tır gelecekti. Bu gelen Holstein'larla. Olmadı. Gebelikler düşük. Yani hani şimdi diyeceksiniz ki niye gelmiyor bu Jersey'i anlaşmış olduğunuz işletmelerden. Gebelikler için. Hep aynı yerlerden aldığımız için arkadaşlar. Gebelik ne oluyor? Buraya geliyor hayvanlar 5 ay, 6 ay, 6,5 ay, 7 aylık gebelik geliyor. Biz onları alıyoruz, getiriyoruz, alıyoruz, getiriyoruz. Ne oluyor? Gebelik aşağıya düşüyor. Şimdi buraya 2,5-3 aylık gebeliği de getirmenin bir anlamı yok. Dedik ki bir 2-3 ay dursun, geçsin. Bir ayda karantina, millileşme derken gene olur 5-6 aylık. O şekilde hareket ederiz dedik. İşte bir işletme var. Orada çok namlı bir işletme. Oralan görüşülüp işte anlaşılmaya çalışılıyor. Eğer olursa 2 tır gelebilir ama bu şu an kesin bir olay değil. Hani gelecek diye diyemiyorum. Hayırlısı diyelim artık. Ama zam gelecek yani. Onu söyleyeyim. Neyse ben bir çay içeyim arkadaşlar. Videoya devam edeceğiz. Bakalım kimi yakalayacağım bugün Can Suyu çiftliğinde. İşletmeden ayrıldım. Otele geldim. Farklı bir işletmeye gidebilirim. Süt buzağısı arayanlar vardı. 3-4 aydan beri de buzağı satışımız yok diyebilirim.
satmıyorlardı. 100 tane Jersey olan bir işletme vardı. Buzağlarını satacak. Süt gerçekten para ediyor şu anda. Özellikle Jersey sütü çok talep görüyor. En azından buzağlarımı elimden çıkarayım dedi. Buzağı almak isteyenler 1 aylık, 1,5 aylık, 20 günlük, 2 aylık buzağı almak isteyenler videonun başında numaram var, arayabilirler. Bugün gidebilirim yani buzağlara bakmaya veya yarın giderim, video çekerim. Muhtemelen video çekmemle de bitmeleri bir oluyor. Buzağı, inek kalmıyor elimizde. Yani ne zaman inek var desem var dememle bitmesi bir oluyor. Buzağı var desem var dememle bitmesi bir oluyor. Gebedüve yaygın zaten oluyor genelde elimizde. Şu anda o da yok yani. Özellikle Danimarka Jersey yok. Bayağı sıkıntı çekiyoruz bu konuda. Sürekli Jersey için arıyorsunuz. Danimarka Jersey, Danimarka Jersey. Amerikan çok az kaldı elimizde. Onlar da bittikten sonra Amerikan Jersey de yok diyeceğiz. Yani bu kadar sıkıntı çekeceğimizi hiç tahmin etmiyordum açıkçası Jersey'de. Bakalım hayırlısı olur inşallah diyelim. Videoyu bitirelim. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.